Her hafta bir video gelmesini beklemiyordunuz değil mi? Ama geliyor işte. Merhaba koleksiyoncular. Hasbihas koleksiyoncuların kanalı Koleksiyoluğa hoş geldiniz. Az önce kendimden cringe oldum. Devam edelim. Bugün sizlere LOL OMG Dance 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 serisinden Virtual bebeğini tanıtacağım. Kısacası şöyle söyleyeyim, serideki en sevdiğim bebek kesinlikle bu. Fotoğraflara bakarak konuşuyorum, daha açmadık. Ki açtıktan sonra da en seveceğim bebek bu olacak bence, çünkü bu seriye karşı o bütün sevgimi, havamı ve isteğimi biraz kaybetmeye başladım. Sanırım bunun biraz uzun aralıklı video çekmekle de alakası olabilir. Ancak Virtual bebeği şu an için benim serideki favorim. Daha kutusunu açmadan söylüyorum. Şu an için Miss Royale ve Major Lady bebeklerini tanıttım. Onların tanıtımlarına kanalda ulaşabilirsiniz. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve videoya yorum atmayı unutmayın. Instagram'da ve TikTok'ta beni koleksiyoluk adıyla aratıp takip edebilirsiniz. Bunu yapın. Yaparsanız çok mutlu olurum. Eğer beni mutlu etmek istiyorsanız, ki ben bence sizi mutlu ediyorum. Beni mutlu etmek istiyorsanız bunu yapabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Virtual kutulu olarak karşımızda ve kutusundan tanıtıma başlayalım. Gördüğünüz gibi kutu hologramik ve televizyon ekranına sahipmiş gibi duruyor. Burada LOL OMG Dance 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 diyor. Burada Virtual'in yarım profilden resmi var. Hologramik ve çok güzel. Kutu gördüğünüz gibi yeşil. Burada Virtual yazıyor. 15 sürpriz. Modayı paketten çıkart. Giydir beni. Parlak ışıklar. Sihirli karanlık ışık özelliği. Kanal 8. Siz söylemeden söyleyeyim. İşaret parmağım şu an çok çirkin duruyor. Biliyorum, bunun farkındayım. Ancak parmağım iltihap kaptı ve İltihaptan dolayı parmağımın uç kısmı öldü. Bu sebeple de tırnağım düştü. Şu an bu parmağımda gördüğünüz gibi tırnak yok. Kusura bakmayın. Yani mide bulandırıcı bir şey, ancak hala hayatıma devam ediyorum bu şekilde. Kutunun yan tarafında Virtual yazıyor. Burada diğer karakterler var. Miss Royale, Major Lady, B-Girl ve Virtual. Bu özelliği göstereceğim tekrardan. Kanal 5, kanal 6, kanal 7, kanal 8. Dansa da 5, 6, 7, 8 şeklinde başlanır. Kutunun arkasında program listesi varmış gibi yapmışlar. 15 sürpriz. Benim şovlarım nasıl izlenir? LOL OMG Dance Dance Dance. Kanal 5, OMG. Biz kız kardeşler heyecanlandırmaya hazırız. Yes. Kanal 6, hareketlerini remixle. Dans yarışması. Çarpıcı stiller. Kanal 7, BB'lerle dans. Extra like OMG. Kanal 8, kalpten dans et. Ve burada düğmeler varmış gibi. Collect OMG. Bebeği açmadan önce şu özelliği göstereceğim. Kutuyu yırtmama duası. Tada! Burada Virtual'in hareketli resmi var. Bunu böyle yaparak Virtual'e hareket ettirebilirsiniz. Virtual böyle dans ediyor. Bu kutuları özleyeceğim. Çünkü artık LOL OMG kutuları görünür şekilde. Şimdi kutumuzu açalım. Wow! Oha! Fotoğraflarda çok daha iyi. Ne? Yanından talimat kağıdı çıkıyor. Sen şu anda şaka yapıyorsun. Hayatımda gördüğüm en güzel LOL OMG arka planı. İçerisi hologramik, bir sanal alem gibi yapılmış. Aşırı güzel. Şu detaylar muhteşem. Bunun böyle durmasını istiyorum. Yanından bir adet LOL OMG yazılı neon sarısı bir tarak çıkıyor. Tutacak parçalarımız var. Tutacağı siyahla gri arası bir renkte. Metalik. Buraları zımba desenli. Ortasında LOL OMG yazıyor. Ayrıca bir tane bel ve bir tane daha bacak için olacak şekilde iki aparat daha çıkıyor. Kitapçığımız var. Üzerinde Virtual var. Ve burada Dance Guide yazıyor. Bu dans tarifi gibi bir şey. İçerisi gördüğünüz gibi pikselli ve burada Virtual var. Burada diyor ki robot heyecanlanması, moda parıldaması. Robot growing passion glow. Yani tam bir çevirisi yok aslında. Groove kelimesinin Türkçe'ye karşılığı heyecan diye geçebilir. Böyle açtığımız zamansa burada Virtual TikTok dansı yapıyor. Evet. Ariyeten arkası yeşil. Yanından turkuaz renginde bir aksesuar kutusu çıkıyor. Üstünde LOL OMG yazıyor. Yanından bir adet gri saç spreyi kutusu gibi olan bir black light ışığı çıkıyor. Bir çift küpemiz var ve bir tane de aşırı güzel VR gözlüğümüz var. Gözlüğün ön tarafı gördüğünüz gibi tam anlamıyla dijitalleşmiş bir baskıya sahip. Hologramik, iç kısmı da bu şekilde hafif şeffaf. Üst tarafı bu şekilde kalın bir çerçeveye sahip. Buralar zımbalı. Bu bir VR gözlüğü arkadaşlar. Virtual'in VR gözlüğü. Bu görebileceğim en yaratıcı ve en güzel şeylerden bir tanesi. Yeşil piksel kağıtlı bir aksesuar kağıdımız var ve bu da saklanacak. Bir adet 2008 Windows Media Player'dan kalma şeklinde müzik artışlarını gösteren kıyafet paketi desenimiz var.
İçinden bir adet ceket çıktı. LOLOMG yazılı askılığımız var ve sahte plastik göğüs. Şimdi bebeğimize aksesuarlarını ve kıyafetlerini giydirelim. Bebeğimize tamamıyla giydirdik ve artık tanıtımına başlayabiliriz. Gerçekten görsel bir şölen var karşımda. Bebek gördüğünüz gibi gözlükleriyle bu şekilde duruyor. Ancak tanıtmak için gözlüklerini çıkartacağım. Bebeğimizin masmavi gözleri var ve gözlerin içinde birer piksel artısı olacak şekilde bir artı var. Makyajına bayıldım. Pikselleşmiş farları bulunmakta. Mosmor bir ruju var. Ayrıca gözlerin üzerinde gördüğünüz gibi yeşil, pembe, sarı şeklinde piksel detayları var. Kaşları pikselli ve çatık bir şekilde. Yani çocuğunuza fazla video oyunu oynatırsanız ne olur tarzında bir surat var karşımda. Ancak suratına bayıldım. Kendisinin ten rengi aşırı koyu bir ten renginde. Şöyle söyleyebilirim. En koyu LOLOMG ten rengi bu. İlk defa bu kadar siyah ten renginde bir LOLOMG yaptılar ki saç rengiyle ten rengin uyumu muhteşem. Saçları magenta pembesi renginde, koyu pembe daha doğrusu. Rasta, tamamıyla rasta bir saç var. Aynı swagginki gibi, tamamıyla rasta. Saçının bir tutamı buradan salık bırakılmış. Geri kalan bir kısmı önden, yukarıdan toplanmış. Buradan kendi saçıyla tekrar toplanmış ve arka taraftan geri kalan saçla birlikte gördüğünüz gibi salık bırakılmış. Saçları bayağı uzun ancak saçları pek gür değil. Ayrıca saçında gördüğünüz gibi çok fazla seyreklik var. Özellikle bu seyreklikler beni çok rahatsız etti. Ayrıca saçın arasından bu şekilde daha açık pembe örgüler var. Bunlar da magenta rengi örgüyle kaplandığı için pikselleşmiş gibi duruyor saçı. Pikselleşmiş kalp şeklinde neon sarı küpesi var. Aşırı tatlı. Burada da aynı şekilde. Üstünde beni hayal kırıklığına uğratan bir ceket var. Hayal kırıklığına uğramamın sebebi buraların bildiğiniz ambalaj kağıdı kumaşından olması. Ben buraları hologram montlar kumaşından yapıldığını sanmıştım ancak değilmiş. Üstünde bir tane ceket var. Bilekleri manşetli. Buralar neon yeşil ambalaj kağıdı kumaşından yapılmış. Üstü pikselli gibi. Burası gri, hafif ruganımsı deri. Önünde gerçek fermuar detayı var. Boyun kısmı ise pembe manşetli. İçinde ise alt kısmı siyah, üstünde extra yazılı ve burada piksel detayları olan. Üst kısmı ise neon sarı, dantelli, göğüs kısmında bir dekolte bulunan, manşet kısımları neon pembe olacak şekilde bir tişört var. Daha doğrusu burası transparan ve bu içindeki tişört benim çok hoşuma gitti. Bayağı kaliteli duruyor. Altında Rihanna'nın Anti turnesinde kullandığı bir pantolon var. Pantolon gerçekten çok güzel. Tül kumaşından yapılmış. Ön kısmı gördüğünüz gibi açık. Burası mavi şeffaf kemer detayına sahip ve kemerinden bu şekilde beyaz bir tül çıkan bir pantolon. Kemeri gerçekten açılıp kapanabiliyor. Bu pantolon direkt belinden bu şekilde bağlanıyor. Yani daha doğrusu buradan gerçek kemer gibi açıp kapayabilirsiniz. Ancak kemeri bayağı bebek elleri olan birisi için yapmışlar. Pantolonun burasında cep detayı var ancak içine bir şey konulamaz. Yani dikmişler ancak o kalınlığı yapmışlar. Niyeyse içine bir şey konulabilecek şekilde değil. Ve buradan iki tane dantel çıkmış. Aynı şekilde buradan da öyle. Bilekleri manşetli. Kemerini açtığınız zaman ise üstünün devamı olacak şekilde bir siyah pikselli şort çıkıyor. Bacak kısımları neon yeşil bir dikişle örülmüş. Bel kısmı pembe neon manşetli. Buralarda ise mavi cep detayları yapılmış. Şortun arkası ise böyle. Ayaklarında ise uzun çorapları var. Siyahın üzerine bilgisayarın içinde takılan çip kartları gibi duran detaylarla yapılmış neon sarı detayları var. Altında yeni tasarım olduğuna inandığım botları var. Topuk kısımları neon şeffaf sarı ve üzerinde gördüğünüz gibi çip detayları var. Çok güzel. Ön tarafı siyah ve mor şekilde bağlanmış. Bilek kısımları ise bu şekilde duruyor. Ariyeten saçıyla aynı renkte magenta ojeleri var. Şimdi bu güzel bebeğe bir black light özelliği kullanalım. Tüm ışıkları kapattım. Sadece black light ışığımız var. Yani siz bir şey görüyor musunuz? Kutunun içi o kadar parlamıyor. Vay canına. Suratı bayağı iyi parlıyor. Kıyafetleri zaten aşırı derecede iyi. Suratı çok iyi. Saçı da muhteşem. Ya ilk defa black light'in bu kadar iyi yaradığını gördüm Dance 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 serisinde. Çorabının içindeki o piksel detayları bile ortaya çıkıyor. Bayağı iyi yapmışlar. Gözlüğü de neonlaşıyor. Peki kendi black light'imi kullansam ne olur? Yanarlı dönerli bir şeye dönüşmeye başladı. Bugün sizlere Virtual bebeğini tanıttık. Dance Dance Dance'den sadece B-Girl kaldı tanıtımı. Ama şimdi Virtual hakkında konuşalım. Bence
Dance and Sense'in en iyi bebeği Virtual. Bu kesinlikle tartışılmaz. Ancak tasarım olarak, hadi tasarım olarak da gerçekten çok güzel, çok yaratıcı bir tasarımı var. Kumaş kullanımı ve saç ekimi konusundaki sıkıntıları çok rahatsız edici. Benim için özellikle. Yani rasta olan bir bebeğin çok daha dikkatli bir şekilde saçın ekilmesi gerekir. Eğer bu da halledilirse ve şuradaki kumaşların biraz daha kaliteli olabilmesi yapılabilirse çok daha iyi bir bebek olabilir. En iyi 5 OMG bebeği arasına girer mi? Yani şöyle, zorlar. Gerçekten en iyi 5 OMG bebeği arasında kendini zorlar. Öyle söyleyeyim. Ancak o sıralamada da kalabilir. Bence güzel bir bebek. Bunun dışında bir sıkıntısı yok. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Ben ten rengiyle saç rengi uyumuna da bayıldım. Yaratıcılığına da bayıldım. Rastaların şöyle bir sıkıntısı var. Rastalara ne kadar çok dokunursanız uçları o kadar çok açılıyor. Evet, bugün sizlere Virtual bebeğini tanıttık. Gerçekten güzel bir bebek. Hepiniz de bu bebeği tanıtmamı çok istiyordunuz. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve videoya yorum atmayı lütfen unutmayın. OMG Dance and Sense'den sadece B-Girl tanıtımı kaldı. Gerçekten Virtual bebeğine bayıldım. Kesinlikle alabilirsiniz. En iyi Dance and Sense bebeği bu. Fikrim hala değişmedi. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.